Bugünkü videomuzun sorusu şu. Dünya üzerinde araba ile iki nokta arasında gidebileceğimiz en uzun mesafe nedir? Uyarı. Yalnızca yoldan gidebiliriz. Yani feribot, vapur ve gemi gibi araçları kullanmak yasak. Ve rotamızı en kısa sürede tamamlanacak şekilde yapacağız. Hadi başlayalım. Dünyada dört ayrı yol sistemi vardır. En büyük alanı Avrupa, Asya, Afrika... Yani Avrupa'yı, Asya'yı ve Afrika'yı kapsar. Bu üç kıta birbirlerine karayolu ile bağlıdır. Bu da demektir ki bu kıtalar arasında araba ile yolculuk edebiliriz değil mi? Değil mi? Hayır. Çünkü biraz önce size yalan söyledim. Afrika'dan Asya'ya karayolu ile geçmek imkansızdır. Çünkü bunun yüzünden. Bu kanal Avrupa'dan Asya'ya giden yolu kısaldır. İki kıta arasında fiziksel olarak geçiş yapmanın tek yolu şurada bulunan üç tane köprüdür. Sonuçta yine de karayoluna dahil olduğu için bu kıtayı da rotamızda kullanabiliriz. Hazır büyük şeylerden konuşmuşken yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük 6. ülkesi olan Avustralya aynı zamanda dünyanın en küçük kıtasıdır. Avustralya'nın kendi içerisinde çok büyük bir karayolu sistemi vardır. Ama biraz daha sağ gidersek Avustralya hakkında söylenecek pek bir şey kalmayacak ve Amerika. İkisi de aynı Afrika ve Asya gibi bu iki kıta arasında da teknik olarak geçiş imkansızdır. Çünkü kıtalar arasında insan yapımı bir kanal vardır. Panama Kanalı. Ama bu sıkıntı değil. Çünkü suyun üzerinde birkaç tane köprü vardır. Sıkıntı ne mi? Şu. Darien bölgesi. Panama ve Kolombiya sınırları arasında bulunan bu ıssız yerde bir tane bile yol yoktur. Bu alan dünyanın en tehlikeli bölgesi olarak bilinmektedir. Çok fazla vahşi hayvan bulunmaktadır. Bu bölgenin ıssızlığını fırsat bilen uyuşturucu baronları bu bölgede işlerini devam ettirmektedir. Bu yüzden Kuzey Amerika ve Güney Amerika birbirinden tamamen ayrıdır. O zaman rotamız nereden başlayabilir? Burada, 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 burada veya burada. İlk rotamız Kuzey Amerika'nın en uzak yol sistemi Kanada'da bulunan Proto Bay adı verilen kasabadan başlar. Sonra da Alaska üzerinden Kuzey Amerika'nın en güney noktası olan Panama'nın Yaviza şehrine son bulur. Ama bu sadece 12070 kilometredir. Durmaksızın 6 gün araba sürerseniz Prutha Bay'den Yavuzaya gidebilirsiniz. Ama bu en uzun rotanın yakınına bile geçemez. O zaman şu an Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya'yı kullanamayız. Geriye tek bir yer kalıyor. O da Av Avrasya Afrika. Hepiniz şu an en uzun rotanın Güney Afrika'dan başlayıp Rusya'nın uzak doğusunda biteceğini düşünüyorsunuz, değil mi? Ama bu yanlış bir düşünce. Karşınıza birkaç tane sıkıntı çıkacak. İlk sıkıntımız çizeceğiniz her rotada Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti olan Kinshasa şehrinden gitmeniz gerekecek. Nehirden karşıya geçtiğimiz zaman Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti olan Brazzaville şehrine varacaksınız. Ama Kinshasa ve Brazzaville arasında köprü yoktur. Bu yüzden feribot kullanmanız gerekecektir. Rotamızda Afrika ile Asya arasında gidebileceğimiz en hızlı yol Orta Doğu yerine Batı Avrupa'dır. Çünkü otoyolları daha iyi tasarlanmıştır ve daha hızlıdır. Ama bunu da yapamayız. Çünkü Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya geçiş için feribot kullanmamız gerekecektir. Bu da demek oluyor ki bu rotayı da eliyoruz. O zaman rota çizmeye Avrupa'dan başlayacağız. Avrupa'nın eriş noktası olan ve Avrupa'nın yollarıyla bağlantılı olan Portekiz'in Sagres şehrinden gidebileceğiniz en uzak nokta Rusya'daki Aldan Nehri olurdu. Bu toplam olarak 13578 kilometredir. Ama hala en uzak rotayı çizmedik. Aldan Nehri'nden daha ileriye gidebiliriz. Rusya'da bulunan Kazan şehri, Kazan Kuzey Kore ile Rusya sınırında bulunan tek kasabadır ve iki ülkenin de en uç noktalarıdır. Hiç vapur veya ferbat kullanmadan sadece iki tane kontrol noktasından geçerek Portekiz'in Sagres şehrinden Rusya Kazan şehrine hiç durmadan 6 gün 19 saat araba sürdüğünüzde bu iki şehrin uzaklığı toplam 14043 kilometre yapıyor ve bu Dünyada arabayla sadece karayolundan gidebileceğiniz en uzun rotadır. Hala takip etmiyorsanız Twitter hesabımız da var. Günde 3-4 tane yeni bilgi paylaşıyoruz. Oraya da takip etmeyi unutmayın.